ya buradan fame olursan, sonra çok bütün herkes peşinden koşarsa şöhret olursan. Gel bir şarkı söyle, gel. Az önce söylediğin gibi söyle. Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Antrenmandan çıktık. Şimdi hamburger videosu çekeceğiz. Yani bakalım kaç tane hamburger yiyeceğiz. Bakalım artık. Badimle. Bir 15 tane söyleyeceğiz. Bakalım yersek daha fazla söyleriz. Kaç tane yiyeceğiz, geçelim içeri. Şimdi şunu çekeceğim. Kasadaki adamı bir 15 tane hamburger istiyorum dediğindeki yüz ifadesine bakalım. Ondan sonra bakalım ne oldu. Ya da şu köşeyi de oturabiliriz, orası da güzelmiş. Videomuzu başladı. 15 tane değil mi? Evet. Dostlarım, zaten girişi yaptık bir videoyu. 10 tane hamburger söyledik. Bu hamburgerlerin içinde 75 gram falan et var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biraz daha gelecek. Antrenmandan çıktık biz biraz önce aslında. Bir antrenman videosu çektik. Bol videosu ama bu video birazcık hemen ardından değil tabii. Biraz zamanla yayınlayacağız. Başlayalım o zaman. Kaç tane yiyeceğiz diye bir şey yapacaktık ama bu videoda çok fazla abartmamayı aslında istedik. Yoksa benim takipçiler tek yaptığımı anlıyorlar ya aslında. Ben 10 tane tek başına yiyeceğim diye biri bilirler. Bir yemiş video var diye. Sabahtan beri video çekiyoruz. Kahvaltı yaptık aslında yemekten. Antrenmandan sonra yemeğimizi de yedik. Sadece bir video çekmek için böyle bir çift bir şey yapıyoruz. O da acıktı. Ona da verdim kamerayı. Video çeken arkadaşımız. Aç mısınız? Hani yok dedin önce. Gel bir tane size vereyim, paylaşayım. Gel. Gel lan, gel. Gel gel. Gelsene. Çok önceden böyle bir mekanda çalışıyordum ben. Motorculuk yapıyordum. Paket serviste motor kullanıyordum. Paket servis yapıyordum. Yemek sepeti sesini duyduğum zaman panik oluyordum. Yemek sepetinden sipariş geldi herhalde. O sesi duyduğum zaman panik oluyordum. Tekrarlarını sorunlar. Kaç tane yedin? Şu anda? Birinciyle. Birinci mi? Aynen. Benim bu ikinci. Bakalım kaç tane yiyeceğim. Sabah kahvaltımı yaptım. Antrenman yaptım. Antrenmandan sonra bir yemeğimi yaptım. Bir sonraki öğün. Hani hala yiyorum yani. Hala yiyorum. Çünkü almak istedim. Ben aslında pek fazla yemem de ama bir deneyelim dedik. Aynen, sen aslında midem çok küçük. Yani biz burada topluyorum. Biz burada yarışmıyoruz bu arada. Çocuklar biz yarışıyor falan zannedebilirler. Aslında biz yarışmıyorsak sadece bana eşlik ediyor. Aslında olay benim. Benim bayağı da olacağım. Üçüncüye gelecek mi bilmiyorum. O kadar. Gerçekten. Ama ben zarar veriyorum. Hamburger bayağı büyük ve pek fazla böyle çiftliğim falan yapmıyorum aslında ben. Kırmayın diye. Bence dördümüz orada. Beni bıraktın mesela, bir gün sonra geldin. Ben hala yerim. Senin anatomide olan insanlar kilo almakta zorlar. Kilo alamıyorum. Çok yiyorum ama kilo alamıyorum. Yok, ben aslında yer insanlar. Yemiyorum daha doğrusu. Onlardan biri de yemiyorum. Yani ben atladığım kadar her zaman böyle değil. Yani diğerleri de öyle. Ama yediklerini zannediyorlar. Ama sen biraz bunları zorluyorsun. Fark aynısın yani. Diğerleri de yediklerini zannediyorlar. Yemiyorlar, kilo almayı bekliyorlar falan. Sizden bahsediyorum yani. Zayıfsanız, kilo almak istiyorsanız yediğinizi zannediyorsunuz. Aslında yemiyorsunuz. Bizim için aslında en iyisi böyle bir dance food denilen. Değil mi? Küçük olan ama kalorisi yüksek olanlar öyle daha yani kolay yiyebiliyoruz öyle. Böyle büyük gözüken de salata gibi şey onlardan ben biraz zaten kilo almak isteyen insanların, uzaklık eğitim verdiğin kilo almak isteyen insanların bahsettiğin besinlerden var. Çünkü kuru yemiş gibi, evet. Küçük ama çok fazla kalori kilo aldıran ve sağlıklı
kilo alınan yiyeceklerden programları çıkartıyor. Kanka bir tanesinde kaç kalori var sence? 230 var mı? 250. Var. Yerden şey okudun. Boş boş hata yaptım ama beni bırakın biz bir gün yiyelim falan diye harbiden doyurduk. Bayağı doyurduk yani. Yerde şey okudum, diyorlar ki akşam yani yatmadan önce yemek yiyin, metabolizma şey oluyor, yavaşlatıyor. Sonra kilo almak için ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ben yapıyorum aslında yani bazıları rahatsız edebilir yani uyuyamazlar. Dördüncü mü? Beş. Bir, iki. Dördüncü. Beş de olabilir. Beş de olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı pis. Bayağı doğru. Bak kaçıyorlar. Bir tane al öyle git lan. Bir tane al öyle git. Gel şunu al. Hayır sen ver öyle. Sen gel şunu al öyle git. Hayır olmaz. Sen gel bana. Bak ya kim kapatın ya. Manyak çocuk ya. Gel. Al şuna git. Afiyet olsun abi. Arkadaşına da ver. Sen de ye tamam mı? Ne diyor? İnsan bu teşekkür eder. Sağ ol değer verin. İnsan bir şeyler. Ben üçüncüyü bence başlamayı bilmiyorum. Sen yiyeceksin değil mi? Benim için daha iyi. Aynen. Ben hayvan gibi yemek yiyen birisi olarak ben bile şu anda doyurum. Hem de bunları daha iyi anlamadım. Size soralım. Niye bu kadar doyurucu bu? Çünkü yemek yiyormuş. İstatistik batırdıktan sonra gramajda yaklaşık 168 litre geliyor. Ha. Anladım. Bir de hamburger yapmak aslında çok çok ıslak hamburger gibi değil bu. Biraz hani hamburgere yakın bir değişik bir olay olmuş yani. Islak hamburger tadında ve tarzında ama o kadar küçük değil yani. Islak hamburger ben 20 tane yiyorum bir oturuş. Mecidiyeköy'de mi aynen. Direkt tak tak ağzıma atıyorum yani. Ben 20 tane yiyorum. Bundan 5. falan mı? Doydum yani. Bunlar en iyisi aslında antrenman öncesi yeseler daha iyi enerji, full enerji. Basit karbonhidratlar, basit enerji ama güzel bir enerji de antrenması aslında. Doğru. Ama sürekli tavsiye ediliyorum. Tabii ki. Yani. Her zaman sağlıklı, her zaman yaptım. Şeyde bir soruyorlar ya niye yani şekerin zararı niye olsun falan yani kilo almak isteyenler için. Aslında şöyle bir şey, şeker yedikleri zaman insülin hemen yükseliyor yani bir enerji, bir 10 dakikalık bir şey bir enerji geliyor. Nasıl hemen düşüşe geçtikleri için böyle halsizlik falan yani daha tamam öncesi o yüzden tavsiye edilmiyor. İşte buna bağlı olan evet. Şeker bağımlılığı oluyor biliyor musun? İnsanlar şeker yediği zaman kendisini enerjik ve mutlu hissediyorlar yani çikolatalardan falan bahsediyoruz. İşte o geçici ve yüksek bağımlılık, yani geçici ve yüksek hissettiren mutluluk olayı ve enerji hissetmeniz bir şekere bağımlı kılıyorsun. Bir de şey de var, insulin resistant denilen bir şey var. Hücre kapıları gibi düşünebilirsiniz. Yani proteinler, aminositleri hücreye taşımak için biraz insulin gerekiyor. Bunu vücut da kendi yapabiliyor aslında. Ama dışarıdan fazla şeker aldıkları zaman şey yani hep alışıyoruz vücuduyla yüksek insülinle o kapıları açmak için o zaman hep daha fazla insülin yani şekerli gıdalar yemenizi şey yapar, dikler sizi. O yüzden az insülinle amacımız şey yapmak yani o aminasitleri hücre içine taşımak. Seni dinleyemedim kanka. Ya bak anlıyorum şu an yemek yemeyi. O zaman vücuduyu kapatalım. Aynen sen. Ben bunu da yerim, onu da yerim. Üzeri kapattım çünkü uzattıkça boş başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ya yani. Daha sonrası var mı? Elim ağzını yükebilirim. O zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ufak böyle bir hamburger videosu çekelim dedik. 10 tanelik mi bitti? Aynen. 10 tane 100 gram eti olan. Sen yarısından fazla şey yedin yani. Sen 2 tane mi yedin? Yani gerçekten o 2 tane yedikse ben 8 tane yemiş oluyorum otomatik olarak. Güzel, keyifli, ben yerim zaten çocuklar biliyor musun? Bu kadar da hani biraz da zaman olsa minik minik yerdim yani ama yeter bu kadar. İyi oldu aynen. Teşekkür ediyorum. Hepinizi izlediğiniz için. Beğensinler. Bunu da sizin için ısırıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Açıklamanın arkasında Instagram hesabı yazıyor. Oradan beni takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Peace.
arkadaşlarım. Videoyu bitirdik. Bizim için çok teşekkür ederim hepinize. Biraz enerjisiz bir video oldu ama bugün gerçekten 3. videomuz. Evet, hem de antrenman. Antrenman videosu. Yani sabah antrenman videosu çektik. Sonra poz videosu çektik. Şimdi yemek çekiyoruz. Yemeği yerken falan gerçekten enerjimiz kalmadı. Enerjisiz bir video oldu ama güzel video oldu. Yine de bunu yüklerim. Burası Marmaris Büfe. White Condor Arena var Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde var oradan. Oradan Beykent'e doğru giderken Teras Park AVM var. Onun orada Marmaris Büfe çok güzel. Buranın şöyle bir artısı olacak bize. Ve beni takip eden insanlara şöyle bir artısı olacak. Eğer buraya gelirseniz minik bir indirim alacaksınız. Eğer Vanne'nin takipçisiyim, Vanne'nin menüsünden istiyorum derseniz minik bir indirim alacaksınız. Bizim menü çok bir menü değil, sadece bir hamburger ama tam bir hamburger de değil, tam ıslak hamburger değil, ortalarında bir şey ıslak. Az önce benim dediğim gibi ıslak hamburger çok küçük olur normalde, içine 25-30 gram falan et koyarlar. Ama burada biraz daha fazla koyacaklar, yani 60-70 gram falan et koyuyorlar. Yani ortalama bir hamburger ama ıslak hamburger sosuyla birlikte, kendi sosuyla birlikte bir hamburger yapacaklar. Yani buraya gelip yiyebilirsiniz, indirimli bir şekilde yiyebilirsiniz. Buraya gelip indirim talep etmeyi unutmayın. İşte ben burada YouTube videosu çeken Vanne'nin videosundan geldim. İndirim sözünüz vardı demeyi unutmayın. İndirim yapsınlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Nereye gitsem size yol yapıyorum. Siz de bana yol yapın. Videoyu beğenin.